Selamlar herkese arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun zamandır yoktum ve diyorum ki bu defa şeyle başlayalım. Şampiyonlar yoluyla tekrardan başlayalım. Bir sürü video çektim, devamı gelecek. Şimdi Şampiyonlar yolunda ben oyunu anlamak için birkaç şampiyonla onların hikayelerini neredeyse bitirmiş olabilirim arkadaşlar. Bu yüzden bayağı açık bir şeyim var. Şampiyonlarım da dur şuradan gösteriyorduk. Kısaca böyle arkadaşlar. Lux'ı tamamladım. En'i tamamladım. Aloy'u tamamladım. Yani kendi hikayelerim. Sadece Jinx, Yasuo ve Bart kaldı. Bart en son açıldı. Şimdi ben diyorum ki bunun videosunu da çekeyim ki kardeşlerim şey yapsın. Şimdi benim anladığım kadarıyla arkadaşlar şu 3 kısım ana hikaye kısmı. Bunlar da bizim şampiyonun zımbırtısını yapmamız için gerekli. Yani seviyesini arttırmamız için istenilen şeyler. Şimdi ben bugün size şunu yapacağım. Öncelikle Çevik İzci'yi ya da bu küçük seviyeli olanlardan Peri Sihirbazı, Demacia'nın kudreti ya da Çevik İzci ile oynayacağım ve ardından Lulu ile başlayacağım ki tercihen arkadaşlar Demacia'nın kudretiyle başlamayalım. Yo başlayalım. Ki şampiyonumuzun seviyesi bir tık artsın arkadaşlar. Çünkü bunları yani hızlı bir biçimde geçebiliyorsunuz. Ben de diyorum ki hani önce bunları yapalım, ardından onu yapalım. Bunlar çok kötü. Bir kere geçeceğim. Şu bayağı iyi aslında. Turbaşı en güçsüz dost birimi artı bir artı bir kazandıralım arkadaşlar. Şimdi taştan baskılayıcıya girelim bakalım. Ya yani hiçbir yeteneğimiz, şunumuz, bunumuz yok. Şampiyon daha sıfır arkadaşlar. Şimdi bunların alayını gönder. Yıldız ışıltılı geyik. Ben ilk defa görüyorum o kartı bu arada. Şimdi şu başlangıç bizim için çok daha güzel arkadaşlar. Burada zilli bird'ü direkt oynayacağım. Ve turu aynen bitireceğim. Ardından 3-2 oldu ya bu arkadaşlar. Buna mı geldi? Buna geldi de. Tamam. Bendel komandosunu oynayacağım. Sıyrılgan bir ünite arkadaşlar. İşleri bitti. İki hasarı aynen çıkartacağım. Aynı zamanda buna karşı güzel bir blok ki tekrardan bu buff alacaktır. 3'e 4 olacak. Streak'i de bununla yine karşılayabilirim diye düşünüyorum. Ama burada sırf blok için aslında bu tur eli doldurabilirim arkadaşlar. Zilli Bird gelsin yine. Bilerek bunu öldürteceğim. Ardından buna yapacağım. Ve ardından burada Dünyanın Nefesi Esmus oynayacağım ki arkadaşlar buff Esmus'a gelsin. Artı bir artı biri Esmus alsın. Şimdi 1'e 3 değil mi? Şimdi 4 tane geldi mesela. Direkt burada barda oynayalım. Kaç? 16'da 20 mesela. Bunu desteklesin. Zaten bardın ilk saldırısı var. O zaman bunu desteklesin. Diğerleriyle aynen saldıralım arkadaşlar. Bir canda kaldı. Turu aynen bitir ki tekrardan Esmus'a gelsin. Ki burada Bart artık level atlayacak arkadaşlar. Çünkü bir tını daha çektik. Kendisi mi aldı? Burada direkt ışıltılı geyiği oynayacağım arkadaşlar. 5'e 5 hayvan gibi abalı olan bir ünite. Sen bunu aynen blokla. Zaten bir canı var arkadaşlar. Ünite olarak üstümüz her şekilde bu tur bitti yani. Bir de güzel bir şampiyon çekersek yani uyumlu bir şampiyon kombolarsak Bart'la beraber tadından yenmez yani. Aynen saldır. Bence 10 numara. Devam. Şimdi bakalım bize ne verdi güzel kardeşim. Ay parlaklığı kendi başına güzel. Neden? Büyük halkanı veriyor. Çünkü aynı zamanda iki can daha veriyor. Burada bunların hepsi fena olmasa da hiçbirini almayacağım ve bir kere yeniden deneme istiyorum ki başta daha iyi bir şey yapabilelim. Aslında Kalista güzel olabilir biliyor musunuz? Burada direkt Kalista'yı alacağım. Çünkü en güçlü üniteyi tekrar çağırıyor arkadaşlar. Para istemiyorum. Bu yüzden şampiyon eşya sandığa gideceğim. Destinin üstündeki birim de artı bir alabilir arkadaşlar. Hiç problem değil. Şimdi bunları aynen göndereceğim. Bir manalık zilli bird'ü çekmek istiyorum. Çektim. Derdim şey.
Kalista ve Ayparlaklığını bilerek bıraktım arkadaşlar. Kalista 3 ünitenin öldüğünü gördüğünde yani biz saldırırken en güçlü ölmüş olan üniteyi çağırıyor. Bu bize bayağı fayda sağlıyor arkadaşlar. Çünkü yani tonla şey sağlayabiliriz. Yani bu zilli bird oynamış sayılır. Sürekli tını koyabiliriz mesela. Pas geç. Kaç? 4'e 3 oldu. 10 numara blok. Bu tur direkt Kalista'yı oynayacağım. Aynı zamanda da Kalista buff alacak. Şimdi sen bunu aynen blokla. Diğer tur direkt open atak yapacağım. Bu open atağı kimle yapacağım? Bir şeyle yapacağım. Bard'la falan yapacağım. Ay parlaklığında versek olurmuş aslında. Gel kankam. Rakibe bir oynama şansı tanıyalım yine. 5'e 4. Bunu da her şekilde oynayacağız. Bunun da ölmemesi lazım. O yüzden büyük halkanını burada barda vereceğim ki saldırabileyim. Tını koymak istiyorum çünkü. Zaten buff alacak arkadaşlar. Kendisine mi verdi? Yok. Zırvacı ozanlara verdim. Gel kankam. Burada şeyi vermekten çekinmeyeceğim açıkçası. Bardı. Ama rakip tercih etmedi. Peki kankam, sen bilirsin. Asla sorgulamam. Asla da bir şey demem. Şimdi böyle yapsak bu her şekilde ölüyor. O yüzden sadece bunlarla saldıralım arkadaşlar. Sonuçlandır. Kalista burada direkt level atlayacak. Elimizde bir bard daha var zaten. Kara mızrağı da aynen buna atalım. Elinde zaten rakibin çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir hasar bir hasardır. Aynı zamanda da bizim Bard gelsin. Devam. Burada Bard direkt level atladı. Elimde iki tane minimorf var ki 3 adet serbest kalmış ruh var arkadaşlar. Bu tur yeteri kadar bloğum olduğu için ışıltılı giyi oynamak isteyecektim ama peki. Ve all-in saldır kankam. Ne verdi? Bak mesela bunu yaptı ya arkadaşlar, oynayınca Puke de oluşturuyordu. Puke de aynen oluştu. Gibi. Elnik geldi. Puhu kedimiz gelsin. Daha oynayabilecek hiçbir şeyim yok arkadaşlar. O yüzden bekleteceğiz. Pas geç. Bol bol tını çekelim diyorum ama iki tane daha. 5'e 4. Güzel. Şimdi şöyle yapalım. Buna iki hasar ver ve buna aynen sersemlet. Sadece bununla saldırmak zorunda kalsın. Aynı zamanda da tını koyalım. Rakip bir kart daha çeksin ki sıkıntımız olmasın. 7'ye 4, 2 daha buna versem bence olur. Erkek enlikü karşı güzel bloğumuz olsun. Hatta aynen koy karşısına, patates edelim. Pas geç. Ve yine aynen saldır. Bir puğu kedimiz daha oluştu arkadaşlar. Aynen sonuçlandıralım. Zaten burada da artık tur bitti. Bu arada barda ben kendim verdim arkadaşlar ilk saldırıyı. Çünkü bardın sürekli saldırıyor olması ve saldırırken böyle bir özelliğin olması bize bayağı pozitif bir etkisi oluyor diyebilirim. Şimdi kudretli poro obu güzel de. Çakar almaz gelsin ya. Ve bana bunun bedelini düşür kankam. Bard'ın mana bedeli 3 olsun. 1 mana gerçekten 1 manadır. Ya kim ne diyorsa desin.
Şimdi Bart elimizde, bu zaten her şekilde elimizde geleceği için bu ikisini göndereceğim. Ay parlaklığı da kalsın. Hem ekstra can verebiliriz. Ne olur ne olmaz diye. Hem de işimizi görür arkadaşlar. Pas geç. Şimdi tur 2 için savunmamızın olması harbiden güzel. Neye vardı? Buna verdi. Gel kankam. 3'e 4. Ağır darbesi de var. Gayet mi? Şimdi direkt Bart gelsin. Dörder dörder tını koymaya başlayalım. Ardından da turu aynen bitir. İyi, Kalista da geldi. Ama burada ay parlaklığı oynayıp buna önce can vereceğim. Evlerimizi koruyalım. Geç karşısına. Diğer tur 3 bu, 3 bu, 4 bu. Gerçi ekstra şey alma şansı var. Kalista gelsin. Turu bitir ve aynen saldır gene. Çakar almaz, turun başına çekilmiyor muymuş ya? Ha, bir kart çekersin diyor. Ha, tamam. Aynen saldır ve direkt bitsin yani. Bu kadar basit. Ya dediğim gibi buralar biraz sıkıcı arkadaşlar. Bakacağım eğer hani böyle bir 20 dakikayı falan doldurdu. Hani tamam diyeceğim. Hani burada bırakacağım ki hani siz istiyorsanız eğer hani devam kısmına gelsin. Başta dedim hani öyle olur falan filan ama şu an düşündüm de böyle yapmak çok daha mantıklı. Herowink gelsin. Gelmesin ya. Çürüten çığlık gelsin. Ve Herowink de direkt şu kudretli Poro biraz canımı sıktı ama Herowink aralarında en iyisi, direkt win yani. Eşya sandığına gidelim ya, dükkana gitmeyelim. Ve buradan bana bir kozmik bağ daha ver. Şifacıdan da kart çıkartacak olursak hiçbirini çıkartmayalım ve şimdi eşe karşı oynamaya başlayalım bakalım. Vallahi zor bir matchup olacak. Çünkü hem bu buz tutturacak, hem buz tutturan üniteler olacak, hem eş buz tutturacak. Sıkıntı arkadaşlar. Kozmik bağ da gitsin. Sadece Esmus ve kara kargayı bırakacağım ki. Evet, başlangıcımız çok da iyi olmadı. Ne geldi? Artı bir artı bir almıyorsa direkt sık kafasına. Hem bir kart daha çekelim. Hem de vurmuş olalım. Güzel. Tur 3'te Kalista'yı çekersek arkadaşlar direkt level atlatmak için zımbırtımız hazır. Burada direkt bunu oynayacağım. Hem tını hem buff koyabilmek için buz tutturması öldürmüyor değil mi? Doğru. Sıfır canda hasarda olduğu için direkt öldürüyor. Üzdü. Gerçekten üzdü. Bir şey diyeyim mi? Direkt zırvacı ozanlar gelsin arkadaşlar. Elimde pool kedi oluşsun ve buna direkt saldıralım. Ardından bu tur direkt barda oynayacağım. Çünkü bu bunu buz tutturacak. Gel kanka. 2'ye 5. Tamam, pool kedi gelsin. Bu turu bitir. Bu tur saldıramayacağız. Eşin gelmesi bizi biraz bozdu çünkü. Duydun mu? Bir hasar. Sırf büyük halkanını almak için bu arada. Şöyle yapalım. Buna iki hasar ver. Bunda aynen sersemlet ve öngörü de bulun. Ve bana ne ver biliyor musun? Kesinlikle minimorf ver. Bu da bize bayağı verim sağlayacak arkadaşlar. Diğer için zaten bloğumuz var. Şuna bak. Eş direkt level atladı mesela arkadaşlar. Daha tur kaçtayız yani. Ve eşle saldıramadı henüz. Öyle düşünün. Şimdi buz tutmuş olanlar bloklayamıyor. Sen bunu blokla ve en azından elinden bir tanesini almış olalım. Pas geç. Şimdi 3'e 6. 2'ye 3, 2'ye 3. Aslında bunlardan oynasam. Yok, şöyle yapalım. Aynen saldır. Ve burada minimorfu aynen koy kafasına. Elinden al geç aga. Ne oldu? Bu kart bug'da kaldı değil mi? Gerçekten bug'da kaldı yani. Nasıl götüreceğiz bunu? Ben de merak ediyorum. Kaç oldu ya bu arada? 18'e 20. Şimdi bu tur direkt şunu oynayacağım ki yerde bloğumuz olsun arkadaşlar bunlara karşı. Kristal Oko oynarsa eğer
Tamam, bunu öldürmesi aslında bir nevi işe yarıyor çünkü kara kargıyla direkt bunu öldürüyor olacağım. Yerde yine iki tane bloğum var. Şimdi 1'e 7 ya. Vallahi delireceğim ya. Bug'a bakar mısınız arkadaşlar? İki tane oldu bu defada. Neyse, bu turluk idare edeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi komandolar gelsin. Yani bir tanesi gelecek ama gelsin. Yani yüksek olanı almışız. Güzel. Artık bard level atladım. 6'ya 6. Güzel. Diğeri de gelsin. Tamam, bu da bu tuttu. Aslında böyle yapması bir tık işime geldi çünkü yok, onu blok için oynayalım ama yani tamam, oh güzel oldu. Şöyle yapalım. Burada bununla bilerek saldıracağım arkadaşlar. Ki rakip önüne bir tanesini koyup kessin. Kara mızrağı da direkt şunu atalım ki rakip buz tutturamasın artık. Yerde yeteri kadar bloğumuz var. Duydun mu? Bir hasardan bir şey olmaz. Durdum. Devam. Şimdi direkt at buna. Daha fazla buz tutturamasın yani. Tur aynen bitir. Bu arada arkadaşlar, like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ara ara Ayaz unutuyorum ama kesti. bunu yaparsanız benim için güzel olur yani. Şimdi buna iki hasar ver. Yok. Gelsin ya. Sonraki kartı biz seçebilelim. Öngörüde bulunalım yani. Ama bulunamadık. Tüh. Beni kapıda bırak. Pas geç. 4-4-8 değil mi? 4-5-9 hatta. Burada direkt Hero Wing gelsin. Bol bol kuğu kedimiz oldum. Hiç sanmıyorum. All in saldır aga. Madem savaş istiyorlar. Hedefi göster. Şimdi bol bol kuğu kedimiz oluştu. Aynı zamanda da kozmik bağla eşi direkt kesebiliriz arkadaşlar. Kuğu kedileri de aynen oynayacağım. Gel, turu bitir. Kirişi gerdim. Şimdi buna iki hasar ver. Buna da aynen stun at. Ve öngörüde de bulun. Ne versin bize? Bir şey diyeyim, bir barda daha hayır demem yani. Çünkü bardın kendi büyüsü arkadaşlar bütün tınıları ortaya çıkartıyor ve bu bizim bayağı işimize yarar yani. Bayağı bir buff vereceğim şimdi, izleyin. 4 tane aldı ya. Direkt tekrardan yap. 7 tane daha. Mis. Hayvan gibi bufflar. 9, 10, 12, 11. Ki diğerleri de yüksek ve bu tur artık oyun bitti. İstediği kadar koysun karşısına. Çünkü hem yerde bir şey kalmadı, hem sıyrılganlarım var yani. Hem de statlarım çok fazla. Devam. Şimdi canı fullledik. Zaten 3 canımız gitmişti arkadaşlar. Buradan buna ilk saldırı vermenin hiçbir mantığı yok. Buna artı bir artı bir ve ejderim vermeyi tercih edeceğim. Devam. Ve yeni bir gücümüz var. Nem 3 tane krona kırılma. Yani zaten daha iyi seçebileceğimiz hiçbir şey yoktu. Ekstra can mı alsınlar? Şafak vaizleri alır. Ne veriyor? Şampiyon eşyası ve büyü sandığı. Sanırım şampiyon eşyası isteyeceğim. Şafak vaizleri ne yapıyordu hatırlamıyorum ama. Herhalde yerdeki bütün dost birimlere artı bir artı bir mi veriyordu? Öyle bir şey yapıyordu. Bunları gönder. Sadece zilli bird kalsın. Bu da tını koyalım ve yerde savunmamız olsun. Niye? Harbi ne yapıyor? Bu dost birimi öldüyse dost birime artı bir sıfır kazandırırsın. Tamam, zillimiz gelsin. Bu turu aynen bitir.
Güzel. Ben Ruto Mandosu da gelsin. Diğer tur aynı zamanda şeyi alacak olan da bu. Buff'u alacak olan da bu. Burada bununla da saldırsam olurmuş aslında. Çünkü bir hasarları var zaten. İyi. Bard'ın kendisini alıyor olması güzel. 4'e 7 kendi başına güzel bir savunma çünkü arkadaşlar. Hatta şöyle yapmak bizim için çok daha mantıklı. Pas geç. Şimdi 4 olacak değil mi bu? Saldır bunlarla. Fark etmez. Yeri aç puğu kedilerle dolduracağım şimdi. Bir de Bendel komandosu gelsin ya. Diğer sıyrılgan da şey olsun. Şu puğu kedilerden bol bol koyalım. İyi. Ayparlaklı. Mükemmel. 2 can artı büyük halkı. Ek olarak da zırvacı ozan gelsin. Sadece bunu koyarsa koy kanka karşısına. Ve aynen pas geç. Şimdi bu, bu ve bu aynen saldırsın. Devam. Ya böyle böyle kazanacağım arkadaşlar her şekilde ki Bart zaten level atladı yani. Elimde bir iki tane daha puğu kedi. Ya sıyrılgan olanlarla sürekli kazanacağız zaten. Devam. İyi bir Bard daha çekmiş olmamız iyi. Şimdi bakın arkadaşlar. Direkt gezgin çağrısını oynayacağım burada. Bol bol bunlardan çekelim. 6'ya 5 oldu yani. Ardından bu kadar. Pas geç diyelim. Rakip bir saldırsın. Ve karşısına en güçlü puğu kedimi koyacağım. Ve burada dünyanın nefesi Esmus oynayacağım. Diğerlerinin durumu ne durumda? Ve ardından buna 4 hasar vereceğim arkadaşlar. Gözüm açık. Yani kesebilecek çok da bir şey kalmadığı için bu tur all-in saldırabiliriz diye düşünüyorum yani. Aynen böyle saldır. Ve bu tur oyun bitti. Aynen devam. Bu arada tekrar arkadaşlar söyleyeyim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü şu sıralar gerçekten deli gibi aboneye ihtiyacım var. Haberiniz olsun. U falan gelsin. Neden? Bir üniteyi öldürüp diğer herhangi çok güçlü bir üniteyi direkt öldürebilirim. Burada barda bunu vermeyi tercih edeceğim. Zaten her şekilde çekiyoruz. Oyun başında çekmem bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Kara delik fayda sağlayabilir. Ama bu neymiş ya? Aha, artı 1 artı 0 kazanırım. Ya da bir güç al. Ne alıyorum? Elimde zaten bundan var. O yüzden gerek yok diye düşünüyorum. 6 tane olacak çünkü totalde. Gerek yok yani arkadaşlar. Kara delik burada iyi olabilir. Zaten 15 para arkadaşlar. Aşırı ucuz. Bir de ölüm pervanesi istiyorum. 2 tane yeterli. Şampiyon eşyası mı dükkan mı? Dükkana gidelim. Hasmın birimlerinin bir iyileşmesi bir şey ifade etmiyor pek de. İyi, hiçbir şey çekemedik arkadaşlar. Aynen geri gönderiyorum. Zaten kontrol destesi gibi oynuyoruz şu an. Elimizde hiçbir şey yok yani. Pas geç. Yani dediğim gibi yere koyabilecek hiçbir şeyim olmadığı için yapabilecek pek bir şeyim yok. Esmus gelsin. Yani burada bu hasarı alacağım. 1'e 3 olsun en azından. Devam.
Bir tane geldi. Tek kartımıza. Yani barda gidecek mecbur. Şuna bak. Ama Esmus buna buff vereceği için arkadaşlar sıkıntı yok ki. Aynı zamanda da kart çaldık. Diğer tur artık bloklamaktan çekinmem. 5'e 8 zaten kesemez yani. 2'ye 4 bunlara da blok atarız. Gerekirse karamızdağımız var. Hatta şöyle yaparsam aynen güzel oluyor. Aynı zamanda da buff vermiş olduk arkadaşlar. Bence gayet mis. Şimdi 4'e 5 mi 5'e 7 mi 6'ya 7 Elnük abimiz gelsin. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Ve aynı şekilde aynen saldıralım. Babacan anca güzel can dolduracağım arkadaşlar. Aynı zamanda da yerde güzel bloklarımız var. Bart da burada artık level atladı. Bir yudum su içeceğim. İzler taze. Vurdu. Devam. Ve aynen pas geç. Şimdi bu tur 7 manadayız arkadaşlar. Hem buna hem buna şeyim var. Aynı zamanda babacan anca kendi başına güzel bir blok olacak bunlara karşı. Kozmik bağı oynayamayacağım için direkt zırvacı ozanlar gelsin. Tur aynen bitir. Bu tur ek olarak Kalista'yı da oynayacağım. Ki Kalista level atlasın. Bununla 5 olsa 6 kesemiyorlar. Aynen saldır. İyi, bir babacan anca daha. Devam. Bir tanesinin daha ölmeye ihtiyacı vardı. Kes bari bunu. İyi güzel. Kalista'mızı level atlattı mı? Yok, 2 oldu değil mi bu? Babacan anca'yla canı fullleyelim arkadaşlar. Ardından pul kedimiz de gelsin. Pas geç. On numara geldi bu arada. Elimde kaç kart var? 8. 2 kart daha alsam... Yok. Şöyle yapalım. Şuna sersemlet atalım arkadaşlar. Elimdeki kartlar gitsin diye aslında. Saldıracaksa bunlarla saldırsın. Ardından 2 kart daha çekelim. Derdim tını çekmek aslında. 2 tane öyle çek. Kart mı kalmadı? He yok, 31 tane kartımız var. Aa, 10 numara. Direkt saldır. Zaten hepsini bloklamak zorunda kalacak arkadaşlar. Ayrıca Kalista bu tur level atladı. Bu tur direkt oyunu bitireceğim yani. Şimdi öncelikle kara kargıyla şuna 4 hasar verelim. Çok dert değil. Kesemeyecek hiçbir şeyimiz yok yani. Ardından krona kırılma gelsin. Bu kartta arkadaşlar ölen bütün ütelerimizi aynen çağırıp oyunu bitirtiyor. Ve sen git. Şöyle saldıralım, en güçlü olanı da çağırsın. Bir ineğimiz daha oldu arkadaşlar. Ve bir kart daha çaldık. Aynen saldık. Burada oyun her şekilde bitti artık. Aynen devam. Şimdi öte dünyaya bakış aslında çoktan mantıklı olabilir. Ufalan zaten elimizde var. Yani buff vermeyi de tercih edebilirim ama sanırım deha'yı tercih edeceğim arkadaşlar. Kart gönderip ilk saldırısı olan bir şey çok daha iyi olur. Buradan benim ihtiyacım olan hiçbir şey yok. Bir güç alalım. Bunu kesinlikle alıyor olacağım. En güçlü düşmana bu suttur. Yani şu saatten sonra bizim kaybetmemizin hiçbir imkanı yok arkadaşlar. Buradan çıkartabileceğim hiç de bir şey yok. Gel bakalım Demacia için. Şimdi Garen abimize karşı bir savaş tutturalım arkadaşlar.
Ufalan, Taş İziciler, Kozmik Bağ, Kalista hepsi gitsin. Tur 1'de güzel bir şey çekmek istiyorum. İyi, şu başlangıç bizim için çok daha iyi arkadaşlar. Garen nasıl? Yine 5'e 5, sadece abanı var. Yani dediğim gibi başlangıçlar o kadar zor değil arkadaşlar. İyi, bir de buna çektik değil mi? Şey geldi, tını geldi. 3'e 4. Allah 10 numara oldu. Pas geç. Aa, Bard'ın kendisine de mi verdi? Ha yok. Gel bakalım. Dur, kimdir o? Aynen saldı. Hiç olmazsa bir tane şey yapmış olduk, hasar vermiş olduk arkadaşlar. Dur, aynen bitir. Burada Deha'nın buff almasını istiyorum çünkü Garen'i aynen eline geri gönderebilirim. Bard gelsin. İsterlerse saldırsınlar arkadaşlar. Devam. Ben de öyle düşünmüştüm kanka. Var mı başka oynayabileceğim bir şey? Yok. Saldır. Heykel tıraş güzel. Direkt oyna yani. Turu da aynen bitir. Aslında burada Krono kırılmayı oynayabiliriz ama sadece silahlanmış oluruz. Kaç oldu? 4'e 3. Şimdi Deha ile... Aa, kendisinden şeyi gönderemiyor. O zaman... üzüldüm. Şöyle yaparsak... Bir o iki stunlıyor değil mi? Aynen öyle. Aslında bu tur hepsinin ölmesine izin verip... Aynen öyle. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sen bunu. Aynen blokla. Hatta ölüm pervanesiyle. Hem bunu. Yok. 3 mana değil mi? Garen zaten elinden gidecek. Tamam. Şöyle yapalım. ...14'te 20. Şimdi... ...Krono kırılma gelsin arkadaşlar. Ölen ünitelerim tekrar dirilsin. Ve tekrar benim silahlanma şansım olsun. Elinden... ...Garen'i her şekilde alalım bu tur. İster saldırsın, ister saldırmasın. Ama saldırmadı. Peki, kendi bilir. Buradan Bulut Çayırlı Striyada gelsin. Bol bol tını çekiyor olmam lazım bence. Çekemedim mi gerçekten? Tamam, şöyle bir saldıralım. Bir kart daha çalalım. Bir heykel tıraş daha. Ve aynen sonuçlandı. Yani Bard burada artık level atladı arkadaşlar. Rakibinde çok yapabilecek bir şey yok. Aslında... 4 olmadım ya. Bunu geri gönder. Kaç mana bu? 3 mana mı? Tekrar oynayacaktır gerçi. Ya hadi oynasın. Burada Deha ile... Garen'i göndermeyelim. Pas geç. Elimiz güzel şu an ya. Yani yer bayağı güzel aslında. Aslında Bard'ın bilmem nesi gelsin arkadaşlar. Tınılardan bayağı verim alalım istiyorum. Kalista kaç oldu? 5'e 6. Yer de güçlü. Aynen oyna. Aynı zamanda kalkan da aldık ve pas geç. Yani yeri bayağı doldurdu rakip. Şimdi burada All-in saldırıyor olacağım arkadaşlar. Yere full blok atsın istiyorum. Devam. Ardından Krono kırılma gelsin. Tekrar saldırma hakkım olsun benim. Aynen saldır kankam. Hazırda bekliyorum.
Ve bu maç da artık burada bitmiştir diyebiliriz. Yani dediğim gibi bunlar daha başlar olduğu için zor olmuyor arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Demeden önce tekrar hatırlıyorum. Ne olur abone olun. Şu sıralar aboneye harbiden ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü yani sınav haftasında olduğum için algoritmada bayağı geriye düştük ve neden olmasın. Şimdi devam. Şampiyon seviye atladı arkadaşlar. Yani verdiği şeyler şu an için çok önemli değil. İlerleyen aşamalarda bir değişiklik yaparsam hallederim. Yine de şeyi göstereyim size. Şampiyon seviyesinin muhabbetini. Ne almışız? İşte taş diziciler Akıncı Palası ile başlar. Akıncı Palası ne? Rakip çeker. 30 Nexus canıyla başlıyoruz. Askere bir yaygın eşyamız falanımız filanımız var arkadaşlar. Yani bu kadar. Burada da benim yadigarlarım var. Bunu değiştirebiliyorum. Buradan tonla şey koyabilirim ama bunların şu an hiçbir anlamı yok. O yüzden aynen geri dönüyorum. Ve burada da artık videoyu bitirelim. Diğer bölümde de açıkçası şey yapacağım. Garen'i tamamladık arkadaşlar. Dünya maceralarından Çevik İzci'ye Peri Sihirbazı'nı tamamlayacağım. Ardından Lulu'ya geçiyor olacağım. Okey. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.